Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a rivayet ediliyor hadis-i şerif. Men sâme yemme terbiye feke enneme abedallâh esnete aşrate elfe senetin. Allah Allah. Kim terbiye gününde oruç tutarsa. Terbiye günü ne zaman? Önümüzdeki çarşamba günü. Özellikle çarşamba söylüyor bak. Yani bu sene öyle çattı şimdi. Zülitçenin sekizi. Çarşamba günü oruç tutan Allah Teala ne kadar ibadet etmiş yazıyor. 12 bin sene. 12 bin sene. Dünyanın ömrünün tümü 7 bin sene. Adem Aleyhisselam bin sene. Nuh Aleyhisselam 1450 sene diyelim. Bu ne kadar ibadet alıyor? 12 bin sene. Sadece çarşamba tek gün. Tek gün tutabilir miyim? Tutabilirsin ama Terviyeyi tutup da Arafeyi tutmazsan tam bir enayisin yani. Hakiki bir enayisin yani. Çünkü neden? Arafe daha mühim. Hemen tav olma dur şimdi onu da tut onu da tut. Yani şimdi sana deseler ki efendim şu gün gelirsen bir kilo altın. Bir kiloya lüzum yok altın çok pahalandı yani beş, birkaç grama da millet gelir yani. Yol parasını hesap eder. Oradan dönüşte falan. Ondan da bir gram bile adına alsam şu kadar. Yol parası şu kadar. Kalırsa bana beş lira bile kar der. Düşün ki sana deseler ki e, bugün gelirsen bir kilo, yarın gelirsen iki kilo, e, öbür gün gelirsen üç kilo. Şimdi hangi enayi der ki ben üç kilo olduğu gün gideyim? Hiçbir enayi bunu, akıllı bunu demez. Ne der? Der ki her gün gelebilir miyim? Bak akıllı iş yapıyorum sana. Tam akıllı çalışan adamı söylüyorum. Enayi boş ver. Her gün gelebilir miyim? Gelebilirsin. O zaman 3 kilo olan gün geleyim. Deyen enayi. Hangisi akıllı? Her gün giderim abi. Birinde bir, birinde iki, birinde üç. Etti altı kilo. İşte bak. Ahiret kafası. Mevlane vuruyor. Akıl sahibi için bu yeminlerde bir anlaşılır bir yer, bir taraf var mıdır? Ne anladın diyor yani on geceler 10 günde yemin ediyorum. Ben ufak bir şeye yemin eder miyim? Benim yemin ettiğim şey ne kadar büyük. Sen bundan ne anladın ey kulum diyor. Gecesini ihya et gündüzünü oruçla geçir diyor daha sen daha. Hadi şeriflere baksana. Sana her gecesi kadir diyor her günü bir sene diyor. Bak burada ayrı bir şey söylüyoruz. Terviyede ilave var. 12 bin sene. Ne bileyim ben ya. Bu e, bayram gününü yarın okusan. E, şey haftaya ki ders okurum. Diğer hadis-i şerifte buyuruyor. Annesi, Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu anh tarif adına. Mu'cemu şuyuk İbni Nefis. Mu'cemu şuyuk İbni Nefis. İbni Nefis muhaddislere. Onun şeyhlerinin senetlerini zikrettiği bir kitap geldi daha yeni. Eski bu. Evet. Bin senelik kitaplardan bahsediyorum ben size. Bin seneye yakın kitaplardan kaynaklan söylüyorum. Fahru Razi Hazretleri tefsiri kebirde mi Fatih da bunu almış. Bu hadisi. İmam Safuri'nin Hüzzetül Mecazi'de de almış. Evet ne buyuruyor? Men sâmiye met terviye hatta Allah misle Terviye günü, çarşamba günü. Bu çarşamba kim oruç tutarsa. Ne sevap var biliyor musun? Eyyub Aleyhisselam yedi sene inim inim inledi ya. İçini dışını her tarafını ağrı sancı kapladı ya. Ya Eyyub Aleyhisselam'ın sabırlı. Ne ne Biz onu sabırlı bulduk diyor Mevla. Öyle bildik, öyle bulduk diyor. Ni'mel ve Ne güzel kul diyor ya. Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığına ne sevap verdiysem diyor, terviye günü oruç tutana o sevabı. Önümüzdeki çarşambayı konuşuyorum şimdi. Ya bu nasıl bir şeydir ya. Ve Allahu Teala zengin ama hakikaten günler sıcak, günler uzun. Hele bir de işte çalışanlar için Sabır ister. Sabır ister. Dolayısıyla e, bu çarşambayı Eyüp Aleyhisselam'ın çektiği yedi senelik ağrıyı, sancıyı bir düşünün. Onun mükafatını bir düşünün. Siz de bir tahammül edin bu çarşambanın orucuna bence. Benim sağlığım yerimde olsa normal oruç tutabilsem yani insülin efendim şeyinden 500-600'e çıkıyor. Ağzım köpürüyor. Namaz kılamayacak hale geliyorum. Anladın mı? Yani Fatiha'yı okuyamayacak hale geliyorum şeyde oruçta. Ağzım köpürü ben denemedim değil. Ben ne de denedim. Ben neler denedim. Ama tamamen bu sefer farzları yapamayacak hale geliyorum. Zaten intihar olur diye doktorlar yasak ettiler ama ben yine denedim yani. Sağlığınız yerindeyse kardeşim, bak sağlığınız yerindeyse tutun be. Ben size bunu tavsiye ediyorum. Bir daha seneye nasip olmazsa son seneye itibar ederler. Size yazarlar ömür boyu yani. Efendim, Diğer rivayette yine hadis şerifte Yusuf el Kaduri Cami Muzmarat isimli eserde Hanefi e, fıkıhlarından onda geçiyor bu rivayet. Mensa Mehmet terbiye, yem araf'e terbiye ve araf'e günü oruç tutanlar yani Çarşamba Perşembe bu ikisini birleştiriyor bu rivayet. Öbürlerinde teke tek etek ayırmıştı 12 bin sene demişti, 24 bin sene demişti, değil mi? Eyvallah Aleyhisselam'ın sevabı demiş, ışıl sevabı tamam. Bunu da birleştiriyor Terviye ile araf'eyi birlikte tutarsa yani. Çarşamba, perşembe كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ nucum نُجُومِ السَّمَاءِ Gökteki yıldızlar adedince oruç sevabı yazar. Gökteki yıldızları kim saymış? Saman yolunda bir, bir gezegendeki yıldızları saymaya kalkana deli diyorlar yani. Tımarhaneye tıkarlar adamı. Bir, bir şeydeki efendim e, samanyolundaki yolundaki bir, bir yörüngedeki yani. Düşün ki bütün semadaki, yedi kat semadaki yıldızlar. Ki bizim görebildiklerimiz zaten göremiyoruz. Çoğunda birinci kata tealluk ediyor bizim görüşümüz. Semanın yıldızları kadar. Ve vücemizle cemis lâ minel tam o kadar da hurilerle evlendirilir diyor. Kökte yıldızlarına kadar sayılamaz. O kadar da cennette ona eş veriliyor. Hurilerde. E şimdi dünyadaki fakirliğe bak. Dünyadaki imkansızlıklara bak. Ahri adam bir tane bile evlenme hanım bulamıyor. Kaç kişi hanım bulmuş para bulamıyor. Para bulmuş imkan oluyor. At olur meydan olmaz. Meydan olur at olmaz. İnsanlar zavallılar yani çokları evlenemiyor yani. Bir tane hanımı alamayız evlenemiyor. Şimdi şu oruca verdiği mükafata bak. E, ahiret var mı? Var. Ne zaman? Her an olabilir. Bu kadar yakın. E dünyada sen evlenebilir misin? Belli değil. Ne zaman? Birkaç seneye kadar parayı işte çeyizi meyizi hazırlıyorum hoca ben de. Beyaz eşya, siyah eşya. Onları parayı toparlıyorum diyene kadar. Kim öle, kim kala. Adam gidiyor. Çoğu bekar ölen de var yani. Dolayısıyla ahiret kesin, ahiret peşin, dünya şüpheli, dünya veresiye. Ama biz dünyayı peşin zannediyoruz, ahireti veresiye sayıyoruz. Biz yanlıştayız abi. Kellâ bel tuhibbûnel acile ve tederûnel ahira. Siz peşini seviyorsunuz. Yani dünyanın adına peşin takmış Mevla. Size göre peşin. Ama ahiret geride kalmış. Ahiret ehara kelimesinden geliyor. Zaten geri kalan demek. Çünkü dünyadan sonraya kaldı ya. Ahireti terk ediyorsunuz. Neden? Ya o ne zaman? Ne zaman ha bugün dünyada insan öldü? Gittiler işte ahirete. Bu gece dünyada Şu konuştuğum anda bir sohbete başladığımızdan beri dünyada yüzlerce binlerce insan öldü. Yani yarım saat, bir saat, bir dakika içinde tamam ölüm var. E sen ne zindin? Hangi ahireti iler sayıyorsun ya, veresiye sayıyorsun ya? Esas peşine. Onun için Müjde çok, mükafat çok. Amel edebilene ne mutlu.